Kameranın bu güncellemeleri iki yöntemle yapılabiliyor. Birisi klasik yöntem, bilgisayar kullanarak web sayfasından indirdiğimiz bin dosyasını makinemizin hafıza kartına atıp oradan geri kalan işlemleri yapmak suretiyle oluyor. Diğer yöntem ise yeni sunulan SnapBridge üzerinden yapılan güncelleme. Burada bin dosyası herhangi bir bilgisayar kullanmadan telefon üzerinden hafıza kartına, kamera içindeki hafıza kartına aktarılıyor ve aynı işlem yapılmış oluyor. O nedenle bu videomuz 3 alt başlık halinde olacak. Bunlardan birincisi SnapBridge ile kameramızı birbirine bağlamak, Bluetooth yoluyla birbirine bağlamak olacak. İkincisi dediğim gibi SnapBridge üzerinden güncellemeyi yapmak. Üçüncü kısım ise klasik yöntemle güncellemeyi yapmak olacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeden birinci kısım ile videomuza başlayalım. SnapBridge telefonumuza kurulduktan sonra ayarlar düğmesine tıklıyoruz. Fotoğraf makinesi ekle diyoruz. Aynasız fotoğraf makinesini seçiyoruz. Sonra kameranın menü tuşuna basıp ayarlar sekmesine geliyoruz. Akıllı cihaza bağlan düğmesini seçiyoruz. Eşleşme Bluetooth'u seçiyoruz. Bluetooth bağlantısını etkinleştiriyoruz. Bağlantı bekleniyor yazısı beliriyor. Eşleşmeyi başlat deyince tekrar telefonumuza dönüyoruz. Yine eşleşme Bluetooth'u seçiyoruz. Ekranda beliren kamera numarasını tıklıyoruz. Bağlantı kurulmaya başlanıyor ve doğrulama kodu soruluyor. İki ekranda da tamam deyip geçiyoruz. Eşleştirme tamam mesajı görüntüleniyor. Ve akabinde akıllı cihaz bağlantısı kuruldu mesajı geliyor. Kontrol amaçlı makinedeki fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. İşlem o kadar. Bluetooth bağlantısı kurulmuş kamera ve telefon için önce kamerada ayarlar menüsüne gidip Bluetooth bağlantı kapalı ise etkinleştiriyoruz. SnapBridge yazılımını açıyoruz. Akıllı cihaz bağlantısı kuruldu mesajı geliyor. Yukarıda makine için yeni yazılımın olduğu bildirimini görüyoruz. Hemen yanındaki git düğmesine tıklıyoruz. İleri diyoruz. Kabul et ve indir'i tıklıyoruz. İndir diyoruz. Bu aşamada güncelleme dosyası telefonumuza indiriliyor. Wi-Fi etkinleştirin mesajını tamam diyerek geçiyoruz. Yazılım SnapBridge vasıtasıyla kamera içindeki kartımıza aktarılıyor. Aslında klasik yöntemden tek farkı bu. Araya bilgisayar bağlantısı eklenmemiş oluyor. Yani daha pratik. Dosya makineye aktarılınca 1.02'den 1.10'a güncelleştirme onayı geliyor. Evet seçiyoruz. Makine ekranında güncelleniyor ifadesi beliriyor. Güncellenme tamamlanınca makineyi kapatmamız isteniyor ve işlem bitmiş oluyor. Kapatıp tekrar açıp kontrol de yapabiliriz. Bir 10 versiyonuna güncellenince 4K 60 FPS video çekim modu gelmiş olmalı. Ve evet, işlem başarılı. Bu yöntemde öncelikle Z6-2'nin indirme sayfasına gidiyoruz. Burada güncelleme detaylarını görebiliyoruz. Kabul et deyip indirme işlemini başlatıyoruz. İndirmesi tamamlanan dosyayı çift tıklayıp içindeki bin dosyasının çıkarılmasını sağlıyoruz. Çıkan dosyayı makinede kullandığımız hafıza kartına atıyoruz. Ama burada önemli olan detay dosyanın ana dizinde olması gerektiği. Buna dikkat edin. Yoksa dosya görünmez ve güncelleme butonu aktif olmaz.
Makinemizi açıp ayarlar menüsünde donanım sürümü kısmına geliyoruz. İçine girdiğimizde güncelle kısmı aktif olarak görünüyor. Onu tıklayıp devam ediyoruz. Güncellemeyi onaylamamızı istiyor. Evet deyip işlemi başlatıyoruz. İşlemi makine üzerindeki OK tuşuna basarak yapıyoruz. Güncelleme aşamaları ekranda beliriyor. Güncelleme tamamlanınca makineyi kapatmamızı isteyen mesaj geliyor. Tekrar ayarlar menüsünde ilgili yere geldiğimizde güncelleştirmenin başarılı şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Umarım video işinize yaramıştır.